Merhaba arkadaşlar, Besmi Alapyüz. Malum üzere balsamını gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı yerlerindeki bütün aracıların geneli %80'i balsamını gerçekleştirdi. Daha sonra çama girecek olan arkadaşlar vardır. Son bağ balını olan arkadaşlar vardır. Balsamından sonraki hasadımız olan ve çok önemli, çok faydaya sahip, özellikle bu hastalıkların çok olduğu zamanlarda çok farklı bir yere sahip olan propolisi hasat edeceğiz. Propolis'i hasat ederken iki farklı şekilde hasat ediyoruz. Koyduğumuz tuzaklar, propolis tuzakları ve kazma ile. Şimdi hangisi daha iyi? Propolis tuzaklardan toplanan mı? Yoksa dikkatim dağıldı. Tuzaklardan toplanan mı? Yoksa kazma ile elde edilen mi? Hangisi daha iyidir? Onu size söyleyeceğim. Şimdi bilindiği üzere herkes tuzaklardan toplanan propolislerin en iyi propolisler olduğunu söylüyorum. Ben de daha önce belirttim. Yani temizlik bakımından garantili olan bir gıdadır tuzaklardan toplanan propolis. Ama kıvam ve kalite bakımından öyle değildir. Neden? Çünkü siz tuzağa koyduğunuz zaman araya acil bir ihtiyaç hissettiriyorsunuz. Çünkü örtü bezini kaldırıyorsunuz. Örtü bezini kaldırdıktan sonra arı acilen onu kapatabilmek için bal mumuyla beraber kullanıyor. Acil ihtiyaç durumu hissettirdiğiniz zaman. Ama acil ihtiyaç durumu hissettirmemeniz için de bir seçenek var. Üzerine örtü bezi olarak naylon koyarsınız. Işığa karşı onu hafiften kapatır. En iyi propolisler, en iyi kıvamlı, en kıvamlı propolisler çerçevelerin yanaklarından alınan propolislerdir. Bakın bu bilgileri herkes paylaşmak istemez. Daha önce hiçbir kaynakta görmedim. Tekrar ediyorum. En kıvamlı, en kaliteli propolisler kıvam. Yani daha fazla özüt veren. Çerçevelerin yanaklarından alınan temiz propolislerdir. Temiz propolislerdir. Nasıl anlayacağız temiz olup olmadığını? Şimdi siz sürekli asit grubuyla, uçucu olan asit grubuyla mücadele ediyorsanız ve aradan bir aylık bir süre geçtikten sonra hasadınızı yapıyorsanız, yani o yaptığınız ilaçlamaya şahitlik etmemiş ise ve aradan bir ay geçmiş ise siz alabiliyorsunuz. O propolisler temizdir. Ama bu zehirlerle yapılan, işte kendi elleriyle yaptıkları, işte flumetrin, amitraz gibi karışımları kendileri yaparak uygulan, onlar tahtlarda bile kalıntı bırakıyor. Onları zaten var mücadelesinde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben daha önce kullandım, eski yıllar önce. Formik asidi ben ilk duyduğumda 2014 yılında duydum. Hal Hoca'dan duydum, Hal Bilen'den duydum. Daha sonra işte formik asit uygulamasını başarabilmiş bir aracı var o meselesini halletmiş demektir. Sözünden sonra ben dedim ki ben bunu halledeceğim, başarılı olacağım. Allah'a şükür son 7 yıldır sürekli formik ve oksalik ile mücadele yapıyorum. Ben aslında konumuzu fazla şey yapmayalım, dağıtmayalım çünkü o konunun yeri ayrıdır. Size çok avantajlı bir malzeme görüntü, bu pislik değildir, propolistir bu arada. Bu çok önemli. Kazımada çok çok faydası var. Şimdi kimisi spatula kullanırım, yok başka bir şey, öyle değil. Bir de en önemlisi budur arkadaşlar. Çok hijyen müptelası değilim ama propolis, sakkızımsı, reçinemsi bir madde olduğu için ellediğiniz zaman elinizdeki kiri bile al toplar. Elinizdeki kiri bile toplayıp üzerine barındırır. O için çok dikkatli olmak lazım. Çerçevelerinizin temiz olduğuna emin olmanız lazım. Eğer propolis toplayacaksanız ve varama yükünüz çok aşırı ise hafif bir formik uygulaması yaptıktan sonra bir dozluk, yani varamanın bacağını tutacak şekilde bir dozluk uygulama yaptıktan sonra aşağı yukarı 20-25 gün sonra tuzaklar, propolis tuzakları koyarsınız, bir ay bekledikten sonra alırsınız. Benim daha önceki videomda bahsetmişim nasıl, ne zaman takılanacağına dair. Şimdi size kazınma propolis ile ilgili nasıl pratik bir şekilde toplayacağınızı göstereceğim. Artı bunun öneminden daha önce değinmiştik, bahsetmiştik. Şimdi bunu nasıl kullanacağız onu da söyleyeyim. Böyle hani satırla böyle kazıyor şeklinde değil. Şimdi bazen alternatif aparatlar paylaşıyoruz. Bazı arkadaşlar da böyle mori bozucu yorumlar yapıyorlar. Ha tamam, yorum hakkınızdır ama yani her zaman bir video mükemmel olacak diye bir şey yok. Yani o güzeldi, bu güzel, bu güzel değil diye yerden yere vurmak da gerek yok. Yani en son hortum videosunda kavanozları yıkamayla ilgili bir video paylaşmıştım. İşte bir sürü saçma sapan yorumlar aldım. Onları da sildim yani moralim bozulmasın diye.
Çünkü yani aparat kullanışlı bir aparat. Zorlarına giden şeyin ne olduğunu ben anlayamadım. Velhasıl arkadaşlar bu yanaklardan bahsettiğim propolisler temiz propolislerdi. Bakın C şeklinde çekiyoruz. Biraz daha çektik. Bakın çektikten sonra şuraya yapıştırdım. Tamam mı? Bu biraz sonra yapışa yapışa top olacak. Bu şekilde çekiyoruz. Yapıştırdım. Şu an anlatarak yaptığım için çok seri bir şekilde yapacağım. Çerçeveler elenecek daha sonra. Çerçeveleri soğuk hava deposuna koyacağız. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim size. Bu şekilde burada topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz ve daha sonra ben bunu bu birikenleri ta ki ekstraksiyon işlemini yapana kadar bakın bazen tahtalar ters geldiği için dönmeyebilir. Bu şekilde topluyoruz. Hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Mesela bakın bu şekilde polini çerçeveleri ayrı dondurucuya koyacağız. Bunu eleyelim. İşte bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Topluyorsunuz. Daha sonra nasıl çözüleceğine dair sizlere bilgi vermiştim zaten. Bütün çerçeveleri toplayabilirsiniz. Emin olacaksınız. Şimdi bakın varoy mücadelesine şahitlik etmiş. Varoy mücadelesi dediğim şey nedir? Yani ağır ilaçlar olmayacak. Kalıntı bırakan ilaçlar olmayacak. Şimdi asit grubundaki ilaçlar varoy mücadelesinde kullanılan asit grubundaki ilaçlar uçucudur. Yağ bazı değildir. Flumetrin, çubuk gibi malzemeler uzun süre etkili olduğu için onların şahit olduğu çerçeveleri kullanmamız lazım. Çünkü fayda yerine zarar görebilirsiniz. Duvarlar temiz ise duvarlardan da alabilirsiniz. Yani temiz olan propolis alınır ki zaten bakın ben bu yanaklardan topladığım propolislerle yaptığım ekstraksiyonda daha fazla kıvam elde ediyorum. Kıvam daha fazla oluyor. Diğerinde tuzaklarda ise acil durum hissasiyeti ve olduğu zaman arada bakın bir kovanda bu kadar topladım. Yani bunun bu kadar küçük olduğuna aldanmayın. Her kovandan bu kadar alındığı zaman 100 kovanız olursa bu kadar olur. Yani bunlar özellikle bu çok değerlidir. Bu görmüş olduğunuz propolis tuzaklardan toplanan acil bir şekilde hani mumla karıştıran propolislerden daha kalitelidir arkadaşlar. Temizliği de çok önemli dediğim gibi. Şimdi sizlere söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda çok merak edilen petekleri nasıl muhafaza edeceğimize dair bir konu var. Onu sizlere paylaşacağım. İşlerimize bakacağız. Bunları hızlı bir şekilde yaptıktan sonra çünkü bunlar dışarıda kalırsa güvelenecekler. Direkt soğuk hava deposuna gidecek. Nasıl soğuk hava deposunda koyulacağını, soğuk hava deposu yerimiz yok ise nasıl bunları nasıl muhafaza edeceğimizle ilgili sizlerle güzel bir video paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.